Merhaba arkadaşlar, kız babasına hoş geldiniz. Dilek Hanım yapamazsınız dedi. Ben de yaparım dedim. Yapar. 4 patates, 4 yufka da size börek yapacağım aman arkadaşlar. Aman Allah'ım, beni çekmiyor bu sabah ama sesim gelsin. Aman Allah'ım, şeyi bana söz hakkı vermiyor. Katlanamam ben buna. Arkadaşlar bugün bastırıyoruz. Önde gidiyoruz ve sürekli bastırıyoruz gidiyoruz. Evet, sıra bizde. Ne yapmıştık? 4 tane haşlanmış patatesiz. Büyük boy 5 tane. Küçük boy 5 tane, orta boy 4 tane. İster haşlayıp ezmeyi eziyorsunuz, isterseniz rendeyle rendeliyorsunuz. Biraz tuz, biraz karabiber, biraz da 3-4 tane taze soğan kavurduk zeytinyağıyla. Şimdi sosunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane yumurta akı. Maşallah sevdi. 1 bardak zeytinyağı. Takır takırsın. Önce bunu çırpıyoruz. Buram buram zeytinyağının kokusu geliyor arkadaşlar. Pratik tarif olunca arkadaşlar tarifler bizde. Başka bir yere gitmeye gerek yok. Araya gireyim dedi. Arada bir söz verelim hadi Dilek Hanım'a. Dilek Hanım da bana karşı rakip. Arkadaşlar enginar yapıyor. Bir çiçek onu çekeceğim. Aa, başka bir şey daha yapıyorum. Senin haberin yok. Wow. Ne yapıyorum? Bilebileceğim mi? He? Ne yapıyorum bilebileceğim mi? Bilmiyorum. Önce haşlaması var. Wow. Evet, sosumuz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar 5 orta boy patatesimizi, haşlanmış patatesimizi rendeliyoruz bu şekilde. Ben bir yerden rendelemiştim. Birisi oradan aşkım 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 diye ölüyor. Aşkım. Aşkım. Bunu dilerseniz veya patatesini hemen yeni haşlamışsanız ezme parçasıyla da direkt ezebilirsiniz. Bizim patateslerimiz soğuk olduğu için arkadaşlar biz bu şekilde rendeledik. İster rendelersiniz ister patateslerimizi rendeledik. Şimdi baharatlarını koyacağız. Şimdi içimizin de baharatlarını, tuzunu katalım. Karıştıralım, hazırlayalım. Ondan sonra yapıma geçiyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir miktar karabiber. Dört beş tane taze soğan kavrulmuş. Gündüz akşam kadar sıkıldığından şu anda bıcır bıcır ötüyor. Değil mi? Boncuk. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar bunu malzememizi. Müsaadenizle yapabilir miyim içeyim
Sabotaj ediyorum. Ne oluyor acaba? Sarımsakları şey yapmam lazım. Eğitmem lazım. Tuza ihtiyacım var. Dün akşam arkadaşlar Hatça'daydık. Halam döktürmüş, Allah razı olsun. Buradan halama teşekkür ediyorum. Börekler, yemekler ne varsa yapmış, Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar, içimiz de hazır. Şunları şöyle bir kenara alıyorum. Yükleme açayım. Karnı değil mi? Arkadaşlar sosumuzda yufkaları yiyecek şekilde sosumuzu kaşıkla üstüne döküyoruz. Ondan sonra fırçayla yayacağız. Mustafa soruyor niye böyle yapıyoruz diye. Bunu yufkayı yedireceğiz sonra Mustafa. Bu şekilde. Şimdi yufkayı hazır aldığımız için yufka birazcık bayat gibi sanki ama bakalım artık nasıl. Yapışkan yerleri var. Yufka olduğu kadar. Marketten aldım çünkü. Sonuçta hazır yufka. Ne kadar defol varsa koymuşlar içine arkadaşlar. İşte market olunca da böyle oluyor. Şey pazardakiler çok güzel oluyor. Evet. Ama şimdi bugün de canımız börek istedi. Toz mu atmış lan? Çöp. Çöp. Bilerek. Bilerek. Evet. Ortaokulda bazı tuhaf çocuklar vardı yani. Yaptığı davranışların mantıklı bir açıklamasını bulamazsın. Evet Hüseyin Bey, sıra bende. Yufkalarımızı şöyle dörde böldük. Dörde böldük yani parçaları bir daha dörde böldük. 16 tane parçamız var. Şöyle birer yemek kaşığı malzememizden. Her dilimin üstüne birer kaşık koyuyorsun. Bu şekilde paylaştıracağız.
büyük bir heyecanla bekliyorum böreğin nasıl olacak. İş inada bindi arkadaşlar. Bu börek olacak. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnatla iş olmaz. Allah nasip ederse olur. Sen elinden geleni yaparsın. Rabbim de sana lütfeder ve mükemmel şeyler çıkar. İş bizimkisi, işin şakası bir taraf arkadaşlar. Maksat hem evdeki fazla haşlanmış patatesi değerlendirmek. Biz onu patates salatası yapalım diye haşladık. Onu da yani inanın iftarda insan hani yani gerçekten mutfak şeyimiz azaldı bizim. Pazara Ramazan'da bir kere pazara çıktık. Peynir deseniz almadık desek olur. Yumurta aldık onlar duruyor öyle. Ya işte tabii biz sahura da kalkmadığımız için yalnızca iftar yemeği yediğimiz için. İftarda da yaptığın yemek 2 gün 3 gün yeniyor neredeyse. Ya bu böreği biz şimdi alabilir 2 gün yeriz yani kesin. Ama çok lezzetli olsun. Belki hepsini bugün yerim diyormuşum. Tabii işin esprisi öyle bir şey olmaz. İnsan yoksa hazımsızlık çekiyor sonra. Hüseyin ya şey gibi oldu. Papatya gibi oldu senin börek ya. Hı? Papatya gibi oldu. Görsel şölen yapıyoruz. Vallahi ben kapak fotoğrafını bundan yapalım bence. Çok hoş görünüyor Hüseyin. Olur. Ne dersin? Videoyu durdurup bir fotoğraf mı çeksem ki? Sen onu da o parçayı da koy. Durdurayım da videoyu ben. Marat eller iş başında. Önce yanları katlıyoruz. Soğanı arkadan katlıyoruz. Soğanı rulo şeklinde. Yanlardan patates kaçmayacak şekilde. Rıfka'da azizlik yapmazsa bu şekilde. Çok sıkmayın. Çok gevşek bırakmayın. Şöyle. Hepsini böyle teker teker katlıyoruz. Bu şekilde üstlerinde yumurtalarımızı sürüyoruz. Sesini biraz yükselsen çok güzel olur bende. Niye böyle alçak sesle konuşuyorsun? Alçak konuşmuyorum aslında. Alçak konuşuyorum. Tabii videolar sesin senin çıkmıyor. İstersen yazın arkadaşlar yorumlara. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Benimki daha çok çıkıyordur. Çünkü benim şeyim yüksek. Desibelim yüksek. Ya seninle yarışamam canım. Benimki meslek hastalığı tabii canım. Biz hiçbir zaman sessiz sessiz konuşmayız çünkü. Gerçi sen de arkadaşım yani polissin. Benden daha çok sesin çıkıyordur zamanında yani. Zamanında çıkmıştır. Hala çıkıyordur da. Evet arkadaşlar 180 derece fırınımızı ısıttık. Fırınımıza sürüyoruz. Orta götüne. Gelik Hanım'ın da şurada engin arı. Şimdi şöyle bir gösterelim. Maşallah. Şeyini koymam lazım. Şifa deposu arkadaşlar. Otlarını koymam gerekiyor. Nanesiyle yani dereotunu. Hazır mısınız? Hazırım, hazırım Hüseyin Bey. Gözlüğüm buğulandı. Wow. Evet arkadaşlar. İster hamuruyla difrize koy, ister bu şekilde pratik, çözümlü hemen yapabilirsiniz. Evet, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İftara da az kaldı. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı iftarlar.